Efsane bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Yanımda sevgili eşim Bengi var. Hoş geldin Bengi. Hoş bulduk. Birlikte açalım dedik. Çünkü bu kutu evimizi ilgilendiriyor. Evet. Ve teknoloji, yaşam kalitemizi arttıracaktır diye düşünüyorum. İçinde tam 15 farklı ürün var. Evet. Tek bir kutuda. Evet, tek bir kutuda. Bunu ben yeni yıl hediyesi olarak adlandırıyorum. Yeni yıl hediyesi, evet. Doğru. Yeni yıl hediye paketi. O zaman başlar şey diyelim. Yeni yıl ya da yılbaşı hediye paketi açılışı. Evet, kesinlikle. Çünkü gerçekten bu kadar harika bir hediye paketi olabilirdi yani içeriğiyle. Evet, kutuları açmadık, kesinlikle açmadık. Değil mi? Bir tanesini Bengi dayanamadı açtı. Neyse biz de sıfırdan açıyormuş gibi yapacağız. Diğerlerinin hiçbirini açmadık. Evet, 16 parçaydı. Bir tane şapka kafamda. Diğerleri de içinde. Hadi isterseniz açmaya başlayalım. Şöyle Asus Republic of Gamer, yani ROG'dan geliyor arkadaşlar bu. Dolu dolu, full dolu, sıfır, silme. Hemen en büyük kutuyla başlayalım istiyorsan. Asus Wi-Fi modem RTX 82U modeli 5400 megabit bölü saniye Wi-Fi 6'da hız sağlıyor. İnanılmaz ki mesela benim laptopum da Asus ROG Strix arkadaşlar. Wi-Fi 6 sertifikası var. Mükemmel bir şekilde çalışacaktır ve özellikle de mobil oyunculukta çok çok önemli. Telefonda işte PUBG Mobile gibi oyunlar oynuyoruz ve internet çok önemli. Hız çok önemli. Ona göre galibiyet alabiliyoruz. Gecikmeyi engelliyor. Ha, sen anlat biraz. En önemli olaylarından bir tanesi de aile kontrolü. Yani buradan uygulamasından kare kodla kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Uygulamaya girebiliyorsunuz. Ve modem. Oha! Uzay üstü gibi. Zaten kutusundan da belli oluyor. Evet. Şöyle bir çıkaralım istiyorsan. Çıkaralım. Paketinden. Bir şöyle bakalım. Bir bakın arkadaşlar. Bak. Şurada. Aynen. Şunları böyle. Bir şey açmamışsın. Onları ben kenara alayım. Renklerini evet. Falan da görelim. RGB ışıkları aynen. Yanıyor. Bu ışıklarla da kendi aura'nı oluşturabiliyor musun? Yani kendine göre dizayn edebiliyorsun. Evet. Asus'un kendi uygulaması sayesinde. Aynen. Onun renklerini vesaire de ayarlayabiliyorsun. İçinden bir adet klasik kitapçığı çıkıyor. İşte nasıl kuracağınız bayağı farklı farklı dillerde de koymuşlar. Bir adet de internet kablosu var. İsterseniz hızlıca bağlayalım. Arkadaşlar elektriğe bağladık. Görüyorsunuz şuradan ışıkları değişiyor. Vallahi uzay üstü gibi. Ya açıkçası biz evde internet sağlayıcısının verdiği modemi kullanıyorduk. Yani standart bir modem. Bununla oyunculuğum ilerleyecektir. Ping süreleri çok düşecektir diye tahmin ediyorum ki laptop üzerinde de çok oynuyorum. Özellikle Wi-Fi üzerinden kaliteli bağlantı önemli. İkinci olarak gelelim mi? Şimdi bu kutu açıldı. Doğruya doğru. Evet. Kutu gelince dedik bakalım içinde neler var. Benim çok merak ettiğim bir saat. Çünkü ben sağlık konusunda çok yardımcı olursan Tamer. Tamam. Aa açık gelmiş bize. Ne hikmetse. Bak bunu bir de şey yapmış da sarmış da. aç istersen sen. Suya karşı dayanıklılığı var. Yüzerken kullanabiliyorsunuz. Evet. Üzerinde GPS'i var arkadaşlar. Nerede olduğunuzu özellikle koşu yapıyorsanız vesaire harita evet. Üzerinden kontrol aynen, edebiliyorsunuz. En önemli özelliklerinden bir tanesi tam da bu dönem için. Hatta eve almayı düşünüyorum. Oksijen ölçümü. Kandaki oksijen ölçümünüzü yapıyor ve bu müthiş bir şey. Tansiyonunuzu ölçüyor. EKG'nizi çekiyor. Bunların hepsini de aynı ekran üzerinde gösteriyor. Şarja takıyorsunuz. Hatta takayım ben. İster güç kablosu üzerinden isterseniz de bilgisayarınız üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Evet. Paketten çıkaralım. Dolu dolu zaten kitapçığını da koymuşlar aynen. İçerisine. Bengi kullanacak zaten. Instagram üzerinden paylaşırsın sen evet, bunu artık. Evet paylaşırım. Beni takip edin. Oradan özelliklerini merak ediyorsanız takip edebilirsiniz aynen arkadaşlar. Evet. Şöyle kutusunu kenara atalım. Koyalım. Evet. Uyku kalitenizi ölçüyor. Evet, uyku kalitesini ölçüyor. Ne kadar uyudunuz işte onları vesaire gösteriyor. Vesaire. Bence çok önemli. Evet, stres düzeyini ve ölçüyor. Şarjı da 14 güne kadar evet. Gidiyor ki bence saatlerde en önemli şeylerden bir tanesi bu. İşte evet. Günübirlik taktıktan sonra zaten bir anlamı kalmaz. Sıradaki ürünümüz bir kulaklık arkadaşlar. Asus ROG Strix Go 2.4 kulaklık. Wireless yani kablosuz bir oyuncu kulaklığı. En önemli özelliği de AI desteği var. Yani gürültü engelleme sistemi var. Bence çok önemli. Çünkü benim videolarımda arada böyle tıs sesleri falan duyuyor olabilirsiniz. İşte oradaki bilgisayardan, mikrofondan birçok şeyden sıkıntı olabiliyor. Bunda öyle bir problem olmayacağını vaat ediyor Asus. Şimdi de zaten kuracağız. Welcome to the Elite Republic of Gamers Community diyor. Hoş bulduk. Oha çok güzelmiş. Gerçekten diğerleri kutusu çok şıkmış. Çok çıkarmak güzel. İster misin? İçinden bir adet klasik kitapçık çıkıyor. Şey açma keyfi.
Oo, ben kaliteliyim diyor kutusu. Evet. Şöyle hemen bu sesi duyalım ve malzeme kalitesi böyle kadife diyeceğim ama kadife değil, anladın o hissi. Şu şekilde üzerinde ses açma kapama tuşu var. İşte mikrofonu bağlama yeri var ve işte açma kapama, ha kablolu veya wireless'a geçmek için bir tuş koymuşlar. Evet, kablosu da burada zaten. Ve şarj için Type-C'si var ki burada gözüküyor. Şurada bir. Bu da güzel. Ben bunu cep telefonunda da kullanabilirim. Ben Android telefon kullanıyorum arkadaşlar. Telefonun üzerinde de kullanabileceğim bir aparatı var. İsterseniz hızlıca şuraya takalım, çalıştıralım. Sana ses geliyor mu? Minimumda geliyor. Çok çok az geliyor. O zaman Bengi kulaklığı çıkar istersen. Anlatıyorum. Şu anda Spotify'dan müzik açtık da. Kablosuz bir kulaklık arkadaşlar. Gayet şık. Malzeme kalitesi yerinde duruyor. Bunu da kullanacağım. Şurada güzel bir süngeri var kafamızı rahat ettirmesi için. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Yalnız bu parçayla takmak gerekiyormuş arkadaşlar. Ben bunu zaten ekstra çıkarıp telefonumda da, Android telefonumda da kullanacağım. Nitekim oyun konsollarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şuraya şöyle koyalım. Sırada mouse'umuz var arkadaşlar. Asus ROG Strix Impact 2 wireless, yani kablosuz bir mouse. RGB ışıkları var üzerinde. 16.000 DPI ve 400 IPS optik sensörü varmış. Size göstereyim arkadaşlar kutusunu. Garanti belgesi vesaire şöyle atalım. Onu da atabilirsin. Sonra toplayacağız evi de. Atıyorsunuz sağ sola. Bayağı salladım. Evet, bir adet kablosu var. Type-C ve USB olmak üzere. Oradan çıkıyoruz. Evet. Tamamdır. Şık bir paketle gelmekte. Şunu da şöyle atalım. Ben de bunu arıyordum. İçinden çıkıyormuş. Nasıl çıkıyor? Bastırıp mı çıkarıyoruz? Şu şekilde. Küçücük bir dongle diyebiliriz var. Takalım şuraya. On-off tuşu var burada. On yapıyoruz. Zaten hızlıca tanıdı arkadaşlar. 89 saate kadar pil ömrü veriyor ki wireless'larda pil ömrü çok çok önemli. Kulaklığın da 25 saate kadardı. Onu da hızlıca söyleyebilirim. Asus ZenDrive 8X arkadaşlar. Bu bence önemli bir şey. Açıkçası bilgisayarlardan artık CD-ROM, DVD-ROM'lar arkadaşlar çıkartılmaya başlandı. Yer kaplıyor diye artık fazla kullanmıyoruz. Ama bunun şu özelliği var. Bir şeyleri saklamak için kullanıyorsunuz. Evet. Belgeler, fotoğraflar, dosyalar. Bunları 1000 yıla kadar saklayabiliyormuş. Aynı zamanda kendine özel de şifreleyebiliyormuşsunuz. Böyle güzel bir özelliği var. Benim daha önceden harici diskim 2 kere bozuldu. Bir tanesinde yedeğim yoktu, gitti videolarım. Bir tanesinde yedeğim vardı. Yakın zamanda bozuldu. O yediğimle idare ediyorum. İkinciye kopya çıkarmamıştım. Yeniden almam gerekiyor. Bayağı uğraştırıcı. Şimdi yedekleme olarak bu şekilde disklere yazabilirim. Nitekim bunu aldığınızda kaç güne kadar veriyorlardı? 12 ay ücretsiz Asus Web Storage da hediye olarak geliyor. Oo, çok inceymiş. Çok ince ve çok şık. Kolamanızı DVD'lere yazabilirsiniz arkadaşlar. Disklerimiz var. Şöyle 44.7 GB'lık bir tane kopya disk veriyor. Hatta 2 tane varmış, pardon. 2 tane disk veriyor. Bunların içine yedekleme yapabilirsiniz. Gayet şık ve kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Nitekim ben de kullanacağım videolarımı yedeklerken. Sırada küçük bir ürünümüz var. AI Noise Cancelling Mic Adaptör diyor. Mikrofon adaptörü. İşte Type-C'den 3.5 mm jack'a çeviriyor arkadaşlar. Şunu da hızlıca kutudan çıkaralım. Yapay zekalı işte gürültü engelleme özelliği var. Şu kadarcık ya. Evet. Görüyorsunuz. Ya bunlarda markasız ürünleri tercih edip sorun yaşamaktansa bu tür markalı orijinal kaliteli ürünleri kesinlikle kullanmak bence çok çok önemli. Çünkü ses kalitesi gerçekten önemli. Parazit yapabiliyor, dip ses yapabiliyor. Bu da işte USB'ye çevirmek isterseniz şu şekilde USB'den de böyle bağlantı 3.5 mm jack yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü bu jack'ı fazla yeni nesil cihazlara koymuyorlar. Dolayısıyla eski kulaklıklarımızı yeni nesil telefonlarda kullanamıyoruz. Mesela bilgisayarlarda bile olmayabiliyor yani. O yüzden bu önemli bir detay. 2 farklı ürünümüz var arkadaşlar. Bir tanesi Corsair'in 480 GB SSD'si. Zaten kaliteli bir şey olduğunu tahmin ediyorum. ROG Strix Arion
SSD taşınılabilir yapıyor. Harici bunu, yapıyor yani. Evet, harici olarak SSD'yi taşıyabiliyorsunuz. Ben bunu yırttım ya. Arkadaşlar SSD'yi gördüğünüz gibi yerleştirdim. Şöyle bir şekilde aparatıyla birlikte gayet taşınabilir bir ürün. Ve dediğim gibi ağır alüminyum alaşımlı kutu ve termal pedler ısı dağıtımını sağlıyor. Şöyle iki tane de kablo çıktı içerisinden. Type-C'den A'ya yani USB olarak arkadaşlar. Bir de C'den C'ye ve hemen de buradan tanıdı. Görüyoruz. Bunu da şöyle yerleştirelim isterseniz. Hem görüyor olun. Kutudaki en büyük ürünümüz. Aslında bunu açtık bu tarafını ama bu taraftan sonra çıkarmadık. Aman ha. Asus ROG Strix XG 17 inç mobil taşınabilir bir monitör. Evet. Açayım mı? Açalım. 240 Hz arkadaşlar. Açıyorum bunu. Aç direkt. Peki. Bu da standı olması lazım. Farklı açılarda kullanabilmeniz için. Çıkaralım. 3 milisaniye tepkime süresi var arkadaşlar. 3,5 saate kadar şarjı gidiyor. 7800 mAh şarjı var. Ben bunu şimdi laptopumu kullanıyordum ya. Benim için çok güzel olacak çünkü ben bunu ikinci ekran olarak da kullanabilirim. Telefonumla ön tarafını gösterirsen daha güzel olur. IPS paneli var. Telefonumla vesaire de kullanabilirim. HDMI, mini HDMI olması lazım. Bağlantısı. Bu nedir? Aa, bir de USB'si var zannediyorum içerisinde. Çok küçük. Burada, bu tarafta da kitapçıkları duruyor. Çok şık yapmışlar ya. Evet. Haksız mıyım? 1 santim inceliğinde diyor. Hafif. 1060 grammış arkadaşlar. Zaten geri kalanlar kıyafetler vesaire var. Onları da buradan çıkaracağız. İstersen şöyle onu bir açalım. Taşınabilir oyuncu monitörü gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkinci ekran olarak bağladım. İsterseniz direkt cep telefonunuzla veya farklı bir taşınabilir aletinizle de hem yanınızda götürebilirsiniz hem de kullanabilirsiniz. Özelliklerini görüyorsunuz zaten hepsini söyledik. 240 Hz ve IPS panel olması bence çok çok önemli. Şöyle size fazla da şöyle çevireyim isterseniz de ışıklardan yansıma yapacaktır. Tam olarak göremeyebilirsiniz. Yakından size bir gösterelim. Şimdi teknolojik ürünlerimiz bitti. Bitti evet. Daha çok kıyafetler vesaire kaldı. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bakın. Burada bir yarım saattir zorunluluk yaşıyorum. Çünkü evet. Neden? Mousepad'imiz yok. Aynen. Mousepad'imizi çıkaralım. Bütün her şeyi bir anda bilgisayara bağladığımız için kablo yoğunluğu da oldu biraz. Ne deniyor buna? 2021 ajandası. Bakalım 2021 nasıl geçecek? Evet, evet bugün uyandım. Sevgili günlük şeklinde. Aynen. Ya bunu daha önceki bir paket daha gelmişti bana arkadaşlar. İçinde vardı bilmiyordum. Bunun içine geçiriyormuş. Evet, şöyle oluyormuş bu. 3 parça. Aa. Sen onu takarken. Evet. Bir tane havlu gelmiş. Aa bu atkı gibi. Atkı çok ilginç. Gibi. Evet çok çok idealmiş ya. Loy 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 loy. Loy 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 loy. Bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Şöyle onu atalım. Gösterelim. Sen onu göster. Takayım mı? Tak istersen. Sadece görüntü için bu arada. Maske normal maskenin üzerine takılıyor. Sadece kullanılmıyor. Aklınızda bulunsun. Tişörtümüz var. Neymiş? Şeyin ROG'un simgesi. Republic of Gamers. Arkasında da bu şekilde large. Bana göre göndermişler. Videolarımda giyerim. Bayağı tam tamam. Takım bayramlık gibi fanatik. Oldu bunlar. Tam fanatik. Oy 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 oy. Ve son olarak da maça gideceğiz. Bir adet şık bir çanta. Asus'un 30. yılı diyor. Çok güzel bir tasarım yalnız ya. Bunda da gözüm var. Aynen sen zaten her şeyi alacaksın. Benim malım ikimizin de malı. Bengi'nin malı sadece Bengi'nin malı. Kesinlikle paylaşmaz. Buradaki şey mesela saat şimdi onun bitti. Aslında ben tek çocuk da değilim yani. Aynen. Bengi'nin öyle bir paylaşma huyu yoktur. Yok. Artık saat senin. Bu çanta da muhtemelen senin oldu. Evet çok beğendim. İyi günlerde kullan. Detayları açıklama kısmına yazacağız arkadaşlar. Tek tek
kullanacağız. Zaten aynen, kullandıkça da Instagram'larımız üzerinden vesaire size de deneyimlerimizi evet, paylaşıyor oluruz. Asla teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yeni yıl hediyesi oldu. Aynen, yeni yıl sepeti, teknolojik sepeti oldu. Açtık, size gösterdik. Evet. Ürünler renkli renkli, güzel güzel. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.